Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz kripto para gündemi hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz son günlerde kripto paralarda müthiş bir düşüş söz konusu. Sadece Bitcoin değil diğer altcoin'lerde adeta dibi görmüş durumda. Zaten Bitcoin aşağıya düştüğü zaman yani Bitcoin düşmeye başladığı zaman diğer altcoin'lerde genel itibariyle düşüyor. Tabi arada böyle yükselen pik yapan birkaç tane coin oluyor ama genel tabloya bakacak olursak hepsinin düştüğünü söyleyebiliriz. Ama burada Ethereum için ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü Ethereum olması gerekenden çok fazla değer kaybetti. Şu sıralar 1200 doların bile aşağısına düşmüş durumda arkadaşlar ki 2 sene öncesine kadar bile Ethereum bu kadar düşmemişti. Yani Ethereum'un son 2 seneye baktığımız zaman 1400 dolarları görmüştü, 1300 dolarları görmüştü ama 1200 doların aşağısına düşmemişti. Dolayısıyla artık ciddi anlamda ayıların geldiğini söyleyebiliriz. Peki Ethereum'un düşmesi neden bu kadar önemli? Dilerseniz buna bir ayrı bir parantez açalım. Biliyorsunuz ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi madencilik faaliyetlerini yürüten pek çok kişi, insan bulunuyor. Fakat son rakamlara göre konuşacak olursak artık kripto para madenciliğinde özellikle de Ethereum madenciliğinde böyle önemli bir kar payının kalmadığını, hatta elektriğe gelecek olan son zamlarla birlikte Ethereum madenciliğinin artık zarar yazacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Normal şartlarda biliyorsunuz Ethereum genel olarak böyle 2500 dolar 3500 dolar arasında gidip gelmişti ki bu süreçte ülkemizde dolar kurunun da yükselmesiyle birlikte Ethereum madenciliği böyle 4-5 kat kar bırakmaya devam ediyordu. Fakat şimdiye baktığımızda işlerin tamamen değiştiğini görüyoruz. Ethereum'un değeri 1200 doların altına düşmüş. Elektriğe Temmuz ayında %80 oranında hatta %80'in de üzerinde bir zam geleceği söyleniyor ki bu çok önemli arkadaşlar. Eğer bu zam gelirse elektrik faturalarınız hemen hemen ikiye katlanacak demektir. Elektrik faturaları ikiye katlandığında zaten şu anda bile Ethereum madenciliği çok fazla kar yazmıyor. Yani 100 liralık bir elektrik harcadığınızda 110 lira falan kazanıyorsunuz. Gerçekten şu anda kar marjları aşırı derecede düşmüş durumda. Ve son gelecek zamla birlikte mutlaka zarar yazmaya başlayacaktır. Bu ne anlama geliyor? Hemen onu da belirtelim. Ekran kartlarının fiyatları düşecek arkadaşlar. Hali hazırda dünya genelinde enerji sorunu olduğu için Ethereum'un değeri düştüğünden ötürü zaten pek çok kişi fiş çekmiş durumda. Türkiye'de biliyorsunuz dolar kuru biraz yüksek olduğu için elektrik masraflarını karşılıyordu. Yani dolar bazında baktığımız zaman Türkiye'de elektrik ücreti en düşük ülkelerden biri konumundaydı. Bu yüzden biraz daha böyle kar marjımız yüksekti Ethereum madenciliği tarafında. Lakin dediğimiz gibi Temmuz ayında elektrik faturasına gelecek olan zamdan sonra işin hiçbir esprisi kalmayacak. Dolayısıyla Ethereum madencilerinin birçoğu fiş çekmek zorunda kalacak. Bu ne anlama geliyor? Muhtemelen ekran kartlarını herkes elinden çıkarmaya başlayacak arkadaşlar. Normal şartlarda zaten biliyorsunuz ekran kartı fiyatları hem çip sıkıntısından ötürü hem de bu madencilik faaliyetlerinden ötürü aşırı derecede pahalanmıştı. Fakat şunu söyleyebiliriz. Madencilik aktiviteleri bırakıldığı için ikinci el ekran kartı pazarında bir patlama yaşanabilir. Yani pek çok ekran kartının ikinci elde satışa sunulacağını söyleyebiliriz ki bunların fiyatları da muhtemelen çok daha uygun olacaktır. Çünkü arz talep meselesi biliyorsunuz genel itibariyle ekran kartlarını satın alanlar zaten madencilerdi arkadaşlar. Niye madencilik faaliyetlerini gerçekleştirmek için bu ekran kartlarını alıyorlardı. Dolayısıyla piyasada ekran kartı kalmıyordu. Fakat şimdi satan taraf madenciler olacağı için birden piyasada ekran kartı bollaşacaktır. Ekran kartlarını elden çıkarmak isteyenler doğal olarak daha düşük fiyatlar yazacaklardır. Bu da oyuncular açısından önemli diyebiliriz. Ha şunu sorabilirsiniz. Ya madencilik yapılan ekran kartı alınır mı alınmaz mı diyecek olabilirsiniz. Alınabilir arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü zaten şunu söyleyebiliriz. Bir oyun oynadığınız zaman ekran kartının sıcaklığı madencilikten çok daha fazla yükseliyor. Dolayısıyla burada eğer çok fazla madencilikte kullanılmadıysa kart, atıyorum 1 senelik ya da 1,5 senelik bir kartsa hiçbir sıkıntı olmadan kartı satın alabilirsiniz. Ama tabii 4-5 yıllık madencilikte kullanılan kartlar oluyor ya da 3-4 yıllık madencilikte kullanılan bir kartı alırken bazı şeyleri sorgulamanız gerekebilir arkadaşlar. Sonuç olarak özetlememiz gerekirse artık Ethereum madenciliğinin sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz. Ben daha önce çektiğim videolarda da Ethereum madenciliğinin yavaş yavaş sonuna geldiğimizi sizlerle paylaşmıştım. Bazıları buna çok fazla ihtimal vermiyordu ama geldiğimiz noktada madenciliğin artık kar getirmediği de açık bir şekilde ortada arkadaşlar. Dolayısıyla bu reddeden sonra insanlar şunu diyecektir. Ya ben bunu elektrik faturasına verene kadar bu parayla giderim Ethereum alırım.
aynı hesaba denk geliyor. Dolayısıyla burada ekran kartlarıyla vesaire de uğraşmama gerek kalmaz diye düşünebilirler. Evet, sizin de bu konu hakkında yorumlarınız ya da görüşleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de sizlerin yorumlarını duruma göre cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.